Birçok köpek sahibinin araştırdığı konulardan biri olan elektrik süpürgesi, saç kurutması, işte blender gibi çok gürültülü ve motorlu çalışan aletlerle olan sınavlarından bahsetmek istiyorum. Bunu aşmanın en güzel yolu, en pratik hali, hızlıca nasıl çözülür bunu şimdi anlatacağım. Kendim bizzat kontla yaşadığım bir durumdan örnek vermek istiyorum. Çok bebekken, yani 6-7 aylıkken elektrik süpürgesi çalıştığı an kontta bir idrar kaçırma durumu oluyordu. Çok korkuyla etrafa saklanmaya çalışıp çalışırken de kaçarken de yapa yapa evin içinde koşma durumu oluyordu. Bu hakikaten zor bir durum. Aşmak adına eğitmenimizden aldığımız destek şuydu. Elektrik süpürgesini ilk önce köpeğimizin yattığı, yaşadığı, en sık dolaştığı alanlarda sessiz bir şekilde konumlandırmak. İlk 1-2 gün orada sessizce elektrik süpürgesi duruyor. Köpeğimiz gidiyor, merak ediyor, onun üstünden bir şeyler kokluyor ve belki bir şeyler yemesi de bazen çözüm olabilir. Biz üstüne küçük ödüller bırakıyorduk. Gidip onun üstünden yiyip uzaklaşıyorduk. Makine hiç çalışmıyor bakın. İlk 2-3 gün. Sonra sessiz bir modda evin içinde süpürge sanki çalışıyormuş gibi gezdiriyorsunuz. Bu da ikinci aşaması. Üçüncü aşama ise sesini açıp hiç gezdirmeden tutmak. Takip eden üçüncü, dördüncü günde artık sesli bir şekilde makineyi açıp çalıştırmak. Bu en hızlı çözüm. Aynısı saç kurutma makinesi için de olabiliyor. Daha önce bunu videolarımda, banyo videomuzda detaylıca anlatmıştım. Yine üzerinden bir geçeyim. Köpeğinizle ilgili temasta bulunacağınız motorlu, sesli, gürültülü bir nesne varsa bunu da köpeğinizin ilk önce vücudunda o nesneyi kapalı konumda gezdirerek, dokundurarak bak bu nesne sana dokunuyor ama zarar da vermiyor, sesli de değil şeklinde alıştırabilirsiniz. İkinci aşaması da yine köpeğinizin vücut duruşunun iyi olduğu bir anda nesnenin sesini açıp 1-2 saniye durdurup kapatmak yönünde olabilir. Üçüncü, dördüncü adım sesi açıp hayvana dokundurma. Dördüncü adımda tamamen kurutma işlemine geçmek şeklinde yapılabilir. Bu aşamaları doğru atlattığınızda, köpeğinize sabır göstererek nesneyi tanıttığınızda ev içerisindeki kullanabileceğiniz bütün motorlu, gürültülü aletlerle o sınavı korkusuzca atlatmış olacaksınız. Karşılaşabileceğiniz gürültülü araçlarla korkudan kurtulmanın yollarından bahsetmek istiyorum. Herhangi bir şekilde köpeğiniz bir araba, traktör, otobüs gibi büyük araçlarla travmaya maruz kaldıysa bu durumu da aşmanın en güzel yolu bol bol egzersiz yapmak, bol bol araçların yoğun olduğu, trafiğin yoğun ve güvenli olduğu alanlarda köpeğinizle gezmek yönünde olur. Yine aslında korkunun üzerine gidiyoruz. Tasmalı bir şekilde daha sessiz bir alanda yürüyüş yapıp köpeğinizi yorduktan sonra daha gürültülü alana geçip hiçbir şekilde yiyecek veya oyuncakla zihnini dağıtmadan sadece vücut duruşunu düzelterek bu az önce gösterdiğim şekilde kuyruk altı ve başın altından severek köpeğinizin yürüyüşüne devam edeceği bir güvenli ortam oluşturuyorsunuz. Yani bak bu gürültüler etrafta var ama hiçbir şekilde bize zarar vermiyor. Sen ne kadar dik konumda vücut duruşunu sakin bir konumda tutarsan biz o kadar güvenli bir şekilde yürüyüş yapmış oluruz. Yani ne kadar gürültülü ortama girerseniz köpeğiniz bu durumla o kadar kolay savaşabilir. Ev içerisinde bu gürültü anlarına ait bir egzersiz rutini oluşturabilirsiniz. Yavru ya da yetişkin köpeğiniz hiç fark etmez. Düzenli olarak her gün 10 dakika YouTube'dan bulunmuş şehir hayatı sesleri, traktör gürültü, gök gürültüsü, havai fişek, fırtına, rüzgar, uğultu ya da işte bir tak 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 bir yerde bir onarım, inşaat sesi bulup bir 10 dakika köpeğinize bu sesi ilk önce en düşük modda sonra daha yüksek modda çalıştırarak ve bu duruma da siz duyarsız kalarak, yani sakince oturup kitap mı okuyorsunuz, bir şeyler mi dinliyorsunuz, siz dinlencenize devam ederken köpeğiniz de yanınızda bu sese sürekli maruz kalarak tabii ki doğru bir tonda ve onu ciddi şekilde kulağını ya da davranışlarını daha da tedirgin edecek bir modda değil, düşük bir tonda
Bu sanki hep hayatımızda varmışçasına o sesi ona vermek biraz da duyarsızlaşmasını sağlayacaktır. Bunun dışında bu rutini her gün 10 dakika, 15 dakika yapıp gitgide o volümü arttırmanız çok önemli. Yani bazen çok gürültülü, çok yoğun bir şekilde buna maruz kalabileceğinde bile savaşacak kadar özgüveni olsun. Doğal afetlerle ilgili yaşanabilecek olumsuz şeylerde de bazı ırkların, bazı daha yaşlı köpeklerin yatkınlıkları olabiliyor. Yani nemli ve gürültülü, soğuk, fırtınalı bir güne eklem rahatsızlığı olan ya da duymayla ilgili bir hassasiyeti olan veya işte çok yağmurlu bir anda daha tüysüz, daha kürksüz bir köpeğin yaşayacağı travma daha tüylü veya işte korkuları olmayan genç bir köpeğe göre yatkınlığı az olabilir. Yani köpeğinizin zaaflarını, yatkınlıklarını bilmeniz o durumu çözmenizi kolaylaştıracaktır. Buradan ne demek istiyorum? Çok tüysüz bir çocuğu yağmurun altında iyice böyle doluya maruz bırakacak şekilde bu korkularını perçinlemeyin. Veya eklem hastalıkları olan bir çocuğu çok nemli, yağışlı günlerde daha çok koruyun ya da ev içerisinde daha sıcaklık bir ortam yaratın ki o korkulu sese, gürültüye duyarlılığı, ağrıları da azalacağı için duyarlılığı azalsın. Bunu anlatmak istedim. Bunun dışında bir de veteriner hekim korkusundan bahsetmek istiyorum. Bu da aslında birçok köpek için travmatiktir. Bunun da çok kolay bir çözümü var. Sadece aşı zamanları hekimimizi ziyaret etmeyin. Yani normal zamanlarda da gelin bizlere. Bunda rutin sabah egzersizinizi yaparken eğer gidebileceğiniz bir mesafedeyse rutine oturtabilirsiniz. Hekiminizden randevu alırken sabah saatlerini seçmeniz önemli. Çünkü sabah saati kliniklerde genellikle daha işte o sabah temizliği yapıldığı için koku ve diğer hayvanların gürültüleri daha az olabiliyor. Çok akşamüstü saatlerinde korku dolu bir hastamız geldiğinde ortalık daha karışık, ortalık daha yoğun kokulu, ilaç kokusu, başka hayvanların kokusu daha yoğun olduğu için akşamüstü saatleri daha olumsuz geçebiliyor. Ama korkulu bir köpeğiniz varsa buna özel sabah 9'da 10'da alınmış bir randevu daha sakin geçecektir. Ve mutlaka başında sonunda köpeğinizin olumlu tecrübeler yaşaması. Yani enjeksiyon yapılır yapılmaz koşarak kaçmayın klinikten. Biraz daha takılın orada. Belki bir şeyler atıştırsın. Hekimle normal sohbet esnasında, yani masadan indikten sonra da bir etkileşimi olsun köpeğinizin. Bunların hepsi aşamalı olarak o veteriner hekim korkusunu yenmenin çözümlerinden biridir. Bunun dışında sokakta farklı hayvanlarla, farklı nesnelerle karşılaştığında da yapacaklarınız aslında vücut duruşunu değiştirmeye yönelik. Ama farklı köpek korkusuyla ilgili apayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Özellikle başıboş dolaşan, yani sahipsiz köpeklerle karşılaştıklarında neler olabilir? Sahipli köpeklerle yaşayacakları travmalar daha farklı. Onlarla nasıl başa çıkılabilir? Bunları ayrıca anlatacağım. Köpeğinizin sizin de yaşadığınız bu anlattıklarımdan başka bir korku problemi varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımıza abone olmanız için de bekliyoruz. Yani siz ne kadar abone olursanız biz abone sayımız yükseldikçe video çekimlerimiz artacak, çeşitlenecek. Biraz seyrek video koyduğumun farkındayım. Arttırmak adına da sürekli konular üzerinde çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.